Güne bültenimizin en başında aktarmıştık. Artvin Kemalpaşa'da Karadeniz sahil yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Park halindeki araçların üzerine düşen kayalar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Hemen o olayın detaylarını konuşmak için Artvin Valisi Yılmaz Doruk telefon hattımızda. Sayın Vali merhabalar, hoş geldiniz yerimize. Çok çok geçmiş olsun öncelikle. Çok teşekkür ediyorum Büşra Hanım. Sayın Vali, siz olay yerinde misiniz? Hangi bilgilere ulaştınız? Nasıl gerçekleşmiş olay? Bir yaşı olmadığı söyleniyor öncesinde. Büşra Hanım, iyi günler diliyorum. Olay Hopa ile Kemalpaşa arasında topmuş dediğimiz bir mevki var. Orada gerçekleşiyor. Yamaçtan kaya düşmesi şeklinde. An itibariyle tabii yağış yok ama bir süredir bölge süresi zaten yağışlı. Burası sert kayalıkların olduğu kısım. Sabah saatlerinde kaya düşmesi sonucu iki tane tırımız kayaların altında kalarak iki tanesi de kısmi olarak zarar gördü. Olayda bir ölümümüz var. Azeri uyruklu bir vatandaş şoförü vefat etti. İki tane de yaralımız var. Ama yaralılarımızın an itibariyle bir hayat tehlikeleri yok. Yol çalışmaları devam ediyor. Trafiğe kapatıldı şu anda. Sarp sınır kapısına giden ana karayolu burası. Trafiği geçici olarak durdurmuş durumdayız. Çift taraflı olarak. Ama karayolları ekiplerimiz, AFAD, İTFAİ'ye bütün ekiplerimiz burada. Yol açma çalışmalarına da başladık. İnşallah kısa sürede bir geçiş verme planlıyoruz. Sayın Vali, şunu sormak isterim. Şimdi böyle bölgelerde, yamacın dik olduğu bölgelerde hani önlem alınır ya, tel gerilir o kayaların üzerine. Böyle bir önlem yok muydu, yoksa neden yoktu? O bahsettiğiniz türden bölgede her türlü tedbir alınıyor, alınmıştır durumda. Ancak bu tabii ki kayaları gördüğü üzere bu tür uçmalarda bu tedbirler çok yeterli olmuyor. Çünkü neredeyse bir dağ yamacı kopup iniyor aşağıya. Zaman içerisinde o yamacın su almasına bağlı olarak tabii ki o detaylı çalışmalar yapılacak. Mutlaka tabii tedbir alıyor ama zaman zaman bölgenin özelliğinden dolayı bu tür olaylar yaşıyoruz. Bölgenin coğrafi koşulları nedeniyle zaman zaman önlemler yeterli olmayabiliyor ifadesini kullandınız. Bundan sonrasına dair yeni önlemler gündemde olacak mı? O çalışmalar neleri içeriyor efendim? Bu bölge sık tünellerin de olduğu bölge. Her türlü çalışma var. Yolda oldukça geniş çift taraflı yolun geçtiği bir nokta. Ama tabii ki yerinde görüldüğünde bunu daha iyi anlıyoruz. Mutlaka ilave tedbirler tabii ki alınacaktır. O yönde çalışmalar da teknik elemanlarımız tarafından yapılıyor. Sayın Vali, bir kez daha çok çok geçmiş olsun diyelim. Şimdi yolu açma çalışmalarının devam ettiğini söylemiştiniz. Bir öngörü var mı? Kaç saate açılır? Ya öncelikle tabii bu kayalar çok büyük olduğu için öncelikle uygun bir noktadan geçişi sağlayacağız. Daha sonra da güvenlik tedbirlerini alarak kalıcı olarak yolun açma çalışmalarına başlayacağız. Çok çok teşekkür ederiz. Artvin Valisi Yılmaz Doruk konuğumuzdu. Efendim, hemen aktaralım bu olayı. Güne bu acı haberle başladık maalesef. Artvin'den geldi haber. Tam da biz Batı Karadeniz'deki sel felaketini, Ankara'daki su baskınlarını konuşurken doğa intikamını almaya devam ediyor. Artvin Kemalpaşa'da Karadeniz sahil yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Park halindeki araçların üzerine düşen kayalar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Vali Yılmaz Doruk'un şimdi canlı yayınımızda yaptığı açıklamaya göre iki kişi yaralandı. Uluslararası taşımacılık yapan tırlar Sarp sınır kapısı yakınlarında Karadeniz sahil yolu Esenkıyı tüneli mevkiinde park halindeydi. Sabah saatlerinde yamaçtan kopan kayalar saat 7.45 sıralarında park halindeki o tırların üzerine düştü. Artvin Valiliği 3 tırın kayalardan zarar gördüğünü, eylanda bir kişi öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını duyurmuştu yazılı açıklamasında. Sayın Vali de Yılmaz Doruk da az önce canlı yayınımızda 2 tırın kayaların altında kaldığını, 2 tırın kısmen zarar gördüğünü, bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 yaralı olduğunu, bu 2 yaralının hayati tehlikesi olmadığını açıkladı, paylaştı bizlerle son bilgileri. Çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi bölgeye ve çalışmalar devam ediyor. Dev kayaların düştüğü heyelan anı ise güvenlik kameralarına işte bu şekilde yansıdı.